Selamun aleyküm. Arkadaşlar hepinize merhabalar, hayırlı günler. Bugün itibariyle telefonumuzun kırılmış olan camını hallettik. Buradan Muhammed Demircioğlu kardeşimden Allah razı olsun teşekkür ederim. Manisa'da camı bulamadık. Sağ olsun kendisi bulmuş ve bize kargo ile gönderdi. Bugün itibariyle telefonumuzun sorununu çözmüş olduk ve videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hollanda tepelilerimizi biliyorsunuz geçenlerde diğer yavrular gagalamıştı. Tepeleri komple yenmişti. Biz bunları tedaviye aldık ve şu an itibariyle tepeleri düzelmeye başladı. Bir sıkıntı kalmadı. Umuyorum bundan sonra da bir sıkıntı olmadan yaşamaya devam edecekler. Şimdi burada 4 tane var. Bu bölmede 3 tane yavrumuz var. Öteki tarafta tavşanların içinde de 2 ya da 3 tane yavrumuz var. Görmüş olduğunuz gibi tepeleri çıkmaya başladı arkadaşlar. Biraz daha yani kafaları tamamen toparlanana kadar burada duracaklar. Ondan sonra yerlerini alacağım. Bunlardan çok güzel bir oran yakaladık. Yani bir tane horozumuz var. Geri kalan bütün Hollanda tepelilerimiz tavuk arkadaşlar. Oradan dolayı kefeni yırttık diyebilirim size. Arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum ki kahverengi anne tavşanımızı kaybettik. Dün de söylemiştim. Bizi bir şey yapmadık. Nasip de böyle varmış öyle söyleyeyim. Neyse onu kaybettik. Allah kalanlara sağlık versin. Onları da ayırdım zaten diğer bölmeye. Erkek tavşanımız da dışarıda sıkıntıya düşmesin diye bu kapıyı açık bıraktım. Buraya girsin çıksın tavuklar eşelensin. Bu bölüm bir müddet boş duracak. Yavrularımız palazlandığı zaman daha düzeyli ve daha profesyonel şekilde nasip olursa üretim yapacağız arkadaşlar. Tabi vermemiz ve göndermemiz gereken söz verdiğimiz birkaç kişi vardı. Onlara gönderimi yaptıktan sonra tavşan satışı kesinlikle yapmayacağım. Yapmıyorum. Bu arada Şahinimiz yukarıda, ondan da birazdan görüntü alacağım arkadaşlar. Daha doğaya salmadık. Bakımına devam ediyoruz. Beyaz tavşanımızın bir tane yavrusu kaldı. Ama olmayacak bir yavru, onu söyleyeyim. Büyümüyor. Anne bakamıyor. Biz de elimizden geldiğince bakmaya çalıştık ama olmadı. O yüzden tavşan olayında biraz daha böyle olaya profesyonel yaklaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bizimkisi biraz gevşek yöntem oldu. Öyle söyleyebilirim. Yani insan bazı şeylerden ders almalı ki biz de fazlasıyla ders aldık. Baba tavşanımızın sağlık durumunu soranlar olmuş. Çok güzel. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Maşallah dediğimiz inek sütten kesiliyor bu aralar. Koşinlerimizin üretimleri devam ediyor. En son yumurta gönderimi yaptık. Makineden zaten çıkan hemen hemen 50 kadar yavrumuz vardı. Onları büyütüyoruz. Kimini Yeter ablamızın bu arada annesi vefat etmiş. Buradan mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Aradım. Telefonu kapalıydı ama mesaj attım. Üzüldük. Kalanlara Rabbim sağlık sabır versin. Yeter ablamıza göndermiştik. Koşin sevinci kursağında kaldı. Onun da tavukları çalınmıştı. Hediye gönderdik. Dediğimiz gibi bize güzel insanlar, güzel dostlar lazım. Teslim ablamıza da göndermiş olduğumuz tavşanlar sağ salim ulaştı. Taha kardeşim, Turan kardeşlerim, hani hepsine göndermiş olduğumuz hayvanlardan geçen videosunu attım. Memnun kaldılar. Bu arada Hintleri çek diyenler olmuştu. Bahaneyle Hintler de kadraja girmiş oldu arkadaşlar. Namı diğer Tsunami artık tüylerini almaya başladı. Yeleleri falan oturmaya başladı gördüğünüz gibi. Bayağı büyüdüler. Hatta geçen gün tavuğa bindiğini gördüm. Tavuk muhtemelen yakın zamanda yumurtaya ve guruka başlayacaklar. Bunlara doğal bir ortam sağladım arkadaşlar. Gezsin, dolaşsın. Kapatmayacağım. Talaş ayarladım gibi. Yakın zamanda yani havalar ısınmadan güzel bir kümes temizliği de yapacağız. Havuzu boşalttım.
Bugün nasip olursa o havuzu da dolduralım arkadaşlar. Ördeklerimiz biliyorsunuz sularda eşleşme yapıyor. Onların da yumurtası çoğaldığı yakın zamanda gruka yatabilirler diye düşünüyorum. Biraz Şahin'den bahsedeyim. Yeni izleyenler vardır belki. Dur kör oldu. Şimdi arkadaşlar Şahin'imiz bizden korkuyor. Şurayı açabilirsem daha yakından çekeyim. Şimdi bu bize gelen yaralı Şahin. Dur heyecan yapma. Geçen böyle tutayım derken biliyorsunuz pençesi takılmıştı elime. Ama bunun korkuyor şu an bizden. Yarın nasip olursa arkadaşlar bugün de karnını doyuralım. Yarın nasip olursa bir doğaya salmayı deneyeceğim. Uçar mı uçmaz mı? Hala dediğim gibi ağzı açık. Ya da biz geldiğimizde mi böyle denk geliyor onu bilmiyorum ama ağzının içine baktım hiçbir şey yok. Böyle devasa enteresan bir canlı. Dur bir dakika lan. Kanat uzunluğunu falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok uzun kanadı olan. Ve bizde bundan bir tane daha vardı. Geçen onu düzelttik ve doğaya saldık. Kanadının şu üzerinde birazcık şurada bir şeyler var. Muhtemelen buraya saçma gelmiş arkadaşlar. Saçma bunu düzeltene kadar bizde biraz daha misafir olacak o zaman. Şimdi tabi video çekiyorum ne detaylı bakmadım. Videodan sonra ben bunu bir yatırıp inceleyeyim bakalım neyi var neyi yok. Size de göstermek isterim ama tripod kırıldı. Maalesef tripodumuz yok arkadaşlar. Yenisini alana kadar şöyle size baktırtayım. Hayır ağzını niye açarsın mübarek? Sana da bir isim takalım değil mi? He? Tavuk bileziği takayım bari bunun ayağına da. Başkası yakalarsa bilsinler. Böyle güzel bir mahlukat. Rabbimin yarattığı her şey güzel arkadaşlar. Evet yırtıcı ve doğanın hayvanı. Ama şunu söyleyebilirim. Kanadının dışında herhangi bir sıkıntı ben görmedim. Kanadını da toparlıyor bazen ama tabii bakın aşağıda şu an. Neyse belli olmaz. Yarın bir elimi alır detaylı bakarım. Olmazsa milli parklara direkt teslim edeceğim arkadaşlar. Çünkü orada daha profesyonel bakım olacağından eminim. Biz sadece üstün körün bir bakım yapabiliyoruz. Mesela sağ kanadı yerinde ama sol kanadı böyle değil. Neyse yarın ola hayrola. Bir gün daha bakalım ona ben zaten but aldım. Evet Hint'i şöyle biraz yakından çekeyim. Arkadaşlarımız istemişler. Çok sağlam bir Hint. Tabii biz dövüş yaptırmıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gördüğünüz koşullerle Hollanda tepelilerle beraber yaşamaya başladı. Alıştılar. Kavga dövüş etmiyorlar arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi bakın hepsi böyle karışık karışık yaşamına devam ediyor. Havuzu boşalttım. Bugün nasipse tekrardan dolduracağım arkadaşlar. Lakambel ders görmüş oldum. Lakambel dersler büyüdü. Hatta eşi yumurta bile yapmaya başladı. Hollanda tepelimizin dişisi de burada. Bu arada ördeklerin yerini yapmıştık. Bu koşun tavuğumuz grup mu oldu diyeceğim ama bakayım. Evet 2-4 tane ördeğimiz yumurta yapmış. Bir tane de koşinin yumurtası var. Koşinler buraya yumurta yapıyor ama muhtemelen bu gruka yattı gibi geliyor. Eğer 1-2 gün kalkmazsa arkadaşlar buradan alacağız. Başka bir yere yatıracağız hayvanı. Bildiğin gruk olmuş. Ama güzel bir yer yaptık. Yani korunaklı ve hayvanlar rahat rahat girebiliyor. Şöyle bir alan. Tabi branmalarımıza da videomuzda yer vermemek olmaz.
Burada geçen hünkârımızın yavrusu vardı. Yakından çekemiyordum. Anne baba gayet güzel sahiplendi. Şöyle bir seni dışarı alalım mı babacık? De ceketi yırtın tam olsun. Evet arkadaşlar, Hollanda tepelisinin hünkârının yavrularına şebaplar güzel bakıyor. Maşallah dolu dolu. Şebapların bakıcılığı sağlam. Bu arada taklacımızın iki farklı renkte yavrusu çıktı. Bir tanesi babaya benzedi, bir tanesi de anneye benzedi. Böylelikle kümesimizdeki taklacı sayısı 2, 4, anne baba ile beraber 6 tane oldu arkadaşlar. Üretimimiz bu şekilde devam ederse dışarıdaki yos kümesini taklacılarla doldurabiliriz. Telefonu nasıl düşürdün abi derseniz tam da buradaydım arkadaşlar. Şu köşedeki görmüş olduğunuz taşa düştü. Neyse, olayı toparladık Allah'tan. Bu arada altına şebap yumurtası koymuştuk bu taklacımızın. Bakalım bir. Evet, bir tane yumurtası çıkmış. Diğeri çıkamamış. Ya bozuldu ya başka bir şey var. Ama bunun altında şu an kendi yoz yavrusu var. Bu daha yatıyor. Bu da bizim taklacımızın yavrusu. Maşallah ya. Bunlar ne güzel yavru bakıyor. Evet, kemerli oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bu yavru da yakında yuvadan düşer. Zaten şu da en son yuvadan atlayandı. Büyüyen taklacımız orada. Ne oldu? Ha? Ne oldu sana? Sen ne güzel oldun böyle maşallah. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir yavru çıktı arkadaşlar. Bunda beyazlık var mı? Bunda yok ama kardeşinde beyazlık var. Güzel. Bakalım büyüyünce ne olacak? Koşunlar görevini yapmaya devam ediyor. Maşallah mükemmel hayvanlar ya. Her gün yumurtluyor arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim yani. Evet arkadaşlar, bizim yavru tavşanların tamamını buraya getirdik. Bu abileri büyüdüler. Abi diyorum çünkü hepsi erkekmiş arkadaşlar. Ufaklardan dişi gözümüze takıldı. Kahverengi beyaz tavşanımız bayağı büyümüş. Dün de yorumda da yazmışlar. Evet. Valikanlar gerçekten ötekini geçmiş arkadaşlar. Aralarında 2 aya yakın zaman olmasına rağmen yani onun mesela bu yeni yeni buraya saldığımız bir yavru. Şu da onun abisi, bir büyüyen. Beyaz da aynı şekilde. Gelsin.
Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşürüz. Allah'a emanet.